programımıza hoş geldiniz. Efendim bu akşam bir sufi, bir alim ve aynı zamanda bir dava adamı olan ilmi, kültürel ve sosyal birçok hayırlı hizmetlerin öncülüğünü yapan merhum Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi konuşacağız. Konuğum Hoca Efendi ile yıllarca birlikte yol arkadaşlığı yapan ilahiyatçı Sayın Mehmet Ali Torlak. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Ben birçok program yaptım ama şunu çok samimi bir şekilde ifade edeyim. İlk defa bu kadar heyecanlıyım. Çünkü Hoca Efendi'yi konuşmak, onu anlamaya çalışmak gerçekten heyecanıma heyecan kattı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok heyecanlıyız. Avustralya'dan geldiniz. Evet, Avustralya'dan geldim. Dilerseniz programımızın başında sizi biraz tanıyalım. Hoca Efendi ile o kesişen nokta neydi? Birlikteliğiniz, dava arkadaşı olmanız. Buradan bir başlayalım müsaadenizle. Bendeniz Mehmet Ali Torlak. Bayburtluyum. Ankara İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Evet. Hocamızla tanışmamız Ankara İlahiyat Fakültesi'nden oldu. Biz onun talebesiyiz. Mürşidi olmadan önceki döneminden talebesiyiz. Evet. Dolayısıyla tanışmamız Ankara İlahiyat Fakültesi'nde başladı. Sonra mürşitliği döneminde dervişlik olarak, talebe olarak devam etti. Avustralya'da uzun süre beraber olduk. Son vefatına kadar hem Türkiye'de hem de Avustralya'da beraber çalışmalarda bulunduk. İslam Mecmuası, Kadın Aile Dergisi çalışmalarında da fiilen ailemle beraber görev aldık. Yani hocamızla tanışmamız okul dönemlerimizden başlıyor. Eyvallah. Tabii ben de Hoca Efendi'nin eserlerini kısmen okuduk, okumaya çalıştık. Bir kez de olsun kendisini görme ve sohbetine katılma imkanımız da oldu. Konya Aziziye Camisi'nde. Sanıyorum ortaokul yıllarındaydı. Hamdolsun görme imkanı da bulduk. Şunu hemen sorayım. Mehmet Sait Kotku Hoca Efendi ile hiç görüşmeniz oldu mu? İlahiyat Fakültesi 2. sınıfında 76 ve 77 öğretim döneminde rahmetli Mehmet Sait Kotku Efendimiz Hazretlerinden ders aldık, tanıştık, İstanbul'a ziyarete gittik. Hı hı. Efendim talebesi olma şerefine erdik çok şükür. Hocamızla tanışmamız, daha önceden kendisini duyuyorduk, seviyorduk gıyaben ama gidip talebe olma nimetine erdik elhamdülillah. Ve tatilleri böyle iple çekerdik. Tatil olsa da İstanbul'a gitsek, hocamızın sohbetine katılsak, İskenderpaşa'ya namazlarımızı orada kılsak diye özellikle arzu ediyorduk ve tatillerimizi orada geçiriyorduk çok şükür. Kendisinden talebeliğimiz ve dervişliğimizin en başlangıç heyecanlı zamanları Mehmet Sait Kotku Efendimiz'le geçti. Evet. Tabii bu dönemde yine Esat Coşan Hoca Efendi de o sohbetlere iştirak eder. Sanıyorum zaman zaman da yine İskenderpaşa'da sohbetleri de yapıyordu değil mi efendim? Evet. Mehmet Sait Kotku Efendimiz Hazretleri'nin sağlığında evet. Merhum Mahmut Esat Coşan hocamız pazar derslerini yapıyordu İskenderpaşa'da. Evet. Ayrıca 77'de bir itikafa gitmiştim ben, katılmıştım İskenderpaşa'da. Hı hı. O itikafta Esat Efendimiz de vardı. Sohbetleri kendileri yapıyorlardı. Oradan da tanışıklığımız var. Zaten sağlığında hocamız kendisine vefatından önce de görevi tevdi etmişti. Efendim fiilen kendisine söylemişti. O bakımdan sağlığında da Esat Efendimiz İskenderpaşa'da vaazlara devam ediyordu. Evet. İrşat görevini aldığı o ilk yılları hatırlıyorsunuz siz de. Biraz anlatabilir misiniz o dönemi? Evet. Çok heyecanlı bir zamandı. Tabii
Mehmet Said Kodku rahmetullahi aleyh'in vefatı çok hüzünlendirdi. Bütün Anadolu'yu hüzünlendirdi. Çünkü zamanın büyüğü idi. Efendim, zamanın kutbu idi Mehmet Said Kodku Hazretleri. Görünmeyen üniversitenin hocasıydı. Yani üniversite neresi? İskenderpaşa Camii, camisi ve onun mübarek imamının şey altında, gözetimi altında birçok ilim adamı, birçok siyaset adamı, birçok edip, birçok yüksek insanın yetiştirildiği üniversite değil ama üniversite görevi yapan efendim ilim ve irfan mektebi olması münasebetiyle görünmeyen üniversite olarak söyleniyordu. O bakımdan hocamızın vefatı büyük bir hüzün olmuştu toplumumuz, cemiyetimiz için. Ama elhamdülillah bu yol boş kalmayacağı için onun yerine Esat Efendimiz göreve tayin edildi. Zaten sağlığında kendisine ben hocamızdan dinlemiştim. Esat Efendimiz'den. Hocamız bana sağken Esat bizden sonra bu görevi siz yapacaksınız diye teklif ettiğini ve kendisinin bizim buna istihabımız, gücümüz, imkanımız olmaz diye itirazımızı beyan etmemize rağmen size yardım ederler diye kendisine görevi tevdi ettiğini bana anlatmıştı. Bazı sohbetlerinde de bunu söylüyor zaten. Ayrıca başka şahitlerin huzurunda da hocamıza bu görevi verdiğini ifade ediyor Mehmet Said Kodku Efendimiz. O zaman biz şahsen mesela çok üzülmüştük. Cenazesinde bulunmuştuk. Cenazesinin hatta İskenderpaşa'dan Süleymaniye'ye kadar cenaze arabasının arka kapağından şeyden tutarak, yürüyerek gitmiştik. Çünkü çok kalabalıktı. Evet. Efendim. İşte bizim gönlümüz yani bu bilgiye ulaşmadığımız sırada, zamanda normal Mehmet Said Kodku Efendimiz'e olan mürşitlik sevgimiz ve duygularımız tabii olarak Esat Efendimiz'e aktı. Yani ama o günün akşamında hocamızın göreve geldiği bilgisi de bize geldi. Dolayısıyla sevgimiz artarak Esat Efendimiz'e geçti yani. Öyle bir geçişi yaşadık ve bazı yani hilafı tekke hilafına, edebine muhalif olarak bazı yaşlı şeyler pek kabullenmediyse de, bazı böyle beklentileri olan insanların bir takım çıkışlar olduysa da Esat Efendimiz o görevin asıl makamın sahibi olması münasebetiyle çalışmalarını başlattı ve yürüttü. Ötekileri kayboldu gitti. Hizmet devam etti gitti. Yani böyle bir serüven oldu yani. Hocam bu irşat görevini aldıktan sonraki süreci de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Hoca Efendi bir tarikat şeyhinden ziyade çok farklı bir vizyon çiziyordu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Söylemleri, yaptıkları, tamamen ilmi araştırmalar, yani çok dinamik bir hayatı vardı. Biraz buradan bahsedelim mi? Nasıl bir vizyon çizdi Hoca Efendi? Şimdi hocamız büyük bir ilim adamıydı. Yani yetişmesi çok yüksek kalitede, çok kıymetli hocalardan ders almış ve bütün sınıflarını ortaokul, lise, üniversite gibi makamlarda yüksek puanlarla bitirmiş, efendim ilmi araştırmalar yapmış bir top dolu bir insan olarak karşımıza çıkıyor, yetişme tarzı olarak. Hatta kendisi yaptığı çalışmalarla ilgili ifadesinde buyuruyor ki ben cumartesi pazar Fatih Kütüphanesi'nin anahtarını bekçi bana verirdi diyor. Yani beni bekleyemezdi. Ben de cumartesi pazarı orada bütün şeyleri tetkik eder, kitapları tetkik eder, çalışma yapardım diye söylemişti. Hatta
Anadolu'daki bütün yazma eserleri kütüphanelerini gezip oralardaki bütün yazma eserleri efendim elden geçiren şey bakımından özellikle dil bakımından, dil filolojisi bakımından çok ileri derecede bir eğitim görmüş bir edebiyatçı bir kimliği var. Kimliği var böyle. Dolayısıyla hem teknik hem de efendim İslami konularda çok bilgi ve görgüsü ve birikimi olan bir insan olması münasebetiyle sadece bir tekke şeyhi olarak düşünmek yerine bir topluma yön verecek efendim insanları bir gerçekten gerçek bilgiye ulaştıracak bir yapıya sahipti yani. Evet. Kalitede bir insandı. Şimdi o dönemleri biraz hatırladığımız zaman hakikaten maalesef diyorum çünkü muhafazakar kesimler bazı alanlarda biz geç kaldık. Bunlardan bir tanesi yayıncılık, iletişim sektörü. İşte 28 Şubat döneminde de bunun bedelini bizler çok ödedik. Ama Hoca Efendi bakıyoruz kurmuş olduğu dergiler, vakıflar, öncülük etmiş olduğu yani sağlıktan çevreye kadar birçok kurumun açılmasına da vesile olmuş. Bunu niye bağlıyorsunuz? Mesela Hoca Efendi'nin bir gazete kurulması, bir televizyon kurulması, radyonun kurulması ki sağlığında bunun birçoğu hayata geçirildi. Bunu niye bağlıyorsunuz? Şimdi tasavvufta bir espri, bir gelenek vardır. Yani her yeni gelen mürşit yeni bir din getirmez. Yeni bir anlayış ve usul getirir. Şimdi İskender Paşa'da Mehmet Said Kutku rahmetullahi aleyhin cami etrafında olan çalışmalar Esat Efendimiz göreve geldiği andan itibaren dışa taşmıştır. Ve hocamız ben o günlere şahidim. Yaz, kış, sabah, akşam, büyük, küçük, az, çok demeden İslami çalışmalara fiilen kendisi katılarak efendim dersler vererek, konferanslar vererek, sohbetler ederek, hatmeler yaparak efendim bir takım cemiyetin şeyini, gidişatını yönlendirecek çalışmalar yaparak bir anda toplumun şeyini, çehresini değiştirdi ve kendi formasyonuna uygun bir şekilde yeniden İslam'ı ve tasavvufu tarif etti. Yani İslam'ın efendim bir hayat tarzı olduğunu, bir dünya görüşünün olduğunu, İslam'ın bir ekonomik görüşünün olduğunu, İslam'ın bir siyaset görüşünün olduğunu, İslam'ın bir yaşam tarzı olduğunu, yani bunu böyle fikirleriyle ortaya koyduğu çalışmalarla şey yaptı, topluma duyurdu. Tasavvufu mesela bir hırka, bir lokma değil, aslında İslam'ı yaşamanın bir biçimi olduğunu yüksek sesle ifade etti ve bunu toplum nezdinde gündeme getirdi. Bunu şey yapmak için de efendim önce topluma daha kolay ulaşabilmek için önce İstanbul'da olan sohbetler artık İstanbul'un dışına çıktı. Bursa, Adapazarı, Ankara, İzmir gibi bunların yetmediği görüldü. Bu sefer efendim daha büyük kitlelere ulaşmak için medya, çünkü dev güçler İslam alemini medyayla yönetiyor ve medyayla algı operasyonlarıyla toplumu şey yapıyor. Efendim kendi yönlendiriyor. Esat Efendimiz bunları bildiği için medyanın mutlaka hayata geçirilmesi gerektir diyerekten medyaya el attı. Evet. İslam Mecmuası'nı çıkardı mesela. Evet. Bu ne zaman çıkardı? 80 ihtilalinden hemen sonra. Çünkü herkesin korktuğu, sesini çıkaramadığı bir zamanda hatta çıkaracağımız dergiyi adını İslam olsun diye teklif etti hocamız. Yuvarlak masa toplantısında, onların müzakerelerinin yapıldığı zamanda
herhalde hala yaşıyor. Neydi bizim meşhur tankın üstüne çıkan abimiz, efendim 28 Şubat şeyinde, o ismini hatırlayamadım. O demişti ki, yani bu derginin ismini İslam koyarsak belki bu şeye öyle takılır. Öyle bir süreçte. Takılır demişti. Evet. O zaman hocamıza söyleyelim bunu demişti. Hocamıza söyleyince yok demiş. Derginin ismi İslam olacak ve inşallah siz müracaatınız yapın. Gerçekten müracaat yapıldı ve İslam olarak çıktı. Yani İslam dergisi yüz binler bastı. Evet. Yani arkasından aileye yönelik kadın aile dergisi çıkardık. Panzehir dergisi çıkardık. Efendim ilim sanat çıktı. Gül Çocuk dergisi çıktı. Bunlar bütün toplumun katmanlarını eğitecek, yönetecek, doğru bilgiyi onlara ulaştıracak çalışmalardı. Yani hocamızın vizyonu bakımından böyle bir şeyi ortaya koydu. Ve yapılan toplantılar, aile eğitim kampları, efendim sempozyumlar, siyasilerin davet edildiği büyük siyasi şeyler, çıkışlar artık önü alınmaz, güçlü bir İslami potansiyel oluştu. Evet. Ve bu hocamızın sadece bir tekke şeyhi olmayıp bulunduğu zamana yön veren bir lider, bir önder ve rehber olduğunu gösteriyor. Çünkü mürşitler, yani tasavvufi şeyde mürşit bulunduğu zamanda Allah'ın razı olduğu en güzel hizmeti sunan insandır. Ve en güzel teklifleri yapan insandır. En güzel fikirleri öne süren insandır. Ve bütün bunları da Allah rızası için yapan insandır. Mürşit olmanın anlamı bu. Mesela çok insan veli olabilir, Allah'ın has kulu olabilir. Ama irşat makamı yüksek bir makamdır. Buna herkes ulaşamaz. Bu bir Allah'ın lütfudur. Eyvallah. Yani, hocam dilerseniz yeri gelmişken hemen şunu da sormak istiyorum. Hoca Efendi'nin karışık bir dönem, 80 sonrasından bahsediyoruz. Siyasete bakış açısını biraz konuşalım mı? Ben hani takip ettiğim kadarıyla Hoca Efendi hiçbir partiye direkt olarak içinde bulunmamış, merkezinde bulunmamış. Ancak siyasete de karşı olmadığını biliyoruz. Sizin gözlemleriniz veya Hoca Efendi'nin paylaştığı notlar var mıdır bu anlamda? Hocamız siyasetin, yani siyasi çalışmaların, siyasi gidişatın hem takipçisi hem de yönlendiricisiydi. Mehmet Said Efendimiz de öyleydi. Türkiye'de Müslümanların siyaset sahnesine çıkması gerektiğini, devlete iyi insanların sahip olması, iyi kimselerin, dürüst insanların, adaletli insanların devlet kademelerine girmesi gerektiğini bizim geleneğimizde vardır. Çünkü Übeydullah Arar Hazretlerine demişler ki, efendim bizim yolumuzun büyüklerinden, bak felanca şeyhler bir sürü talebe topluyorlar ama biz o kadar talebe toplamıyoruz. Biz de aynı çalışmaları yapsak da bizim de böyle şeylerimiz olsa filan deyince demiş ki, evladım biz talebe toplama çalışması yapsak piyasadaki şeyhlere talebe kalmaz demiş. Biz şu ümmeti Muhammed'in idarecilerini efendim yönlendiriyoruz, takip ediyoruz ki ümmeti Muhammed'e güzel hizmet etsinler, zulmetmesinler diye. Şimdi hocamız birçok siyasi çalışmanın teşvikçisi efendim, hatta talebelerini bu yönde yönlendiren ve çalışmalarda görev almasını isteyen bir kimseydi. Ben şahsen bunlara şahidim. Hatta bu 80 ihtilalinden sonra parti kurulsun istedi hocamız. Birkaç tane hem de. Bir tane değil, birkaç parti kurulsun. Bunlar partileri kapatırlar, kalanla devam ederiz demişti. Ama o zamanın siyasileri ve efendim partide görev yapan insanlar, efendim şimdi zor zaman, biz isimler vermeyelim, siz başkalarıyla kurun sonra biz geliriz diye bize, bizim arkadaşlarımıza böyle yani sadakata ters
şeyler ifade ettiler. Ama bizim bütün ihvanımız, hocamızın talebeleri bulundukları vilayetlerde, il ve ilçelerde fiilen şeye partinin kuruluşunda görev aldılar. Eyvallah. Yani ve hocamız siyaseti efendim bir buzdolabına kaldıran bir buz şeyi gibi görmüyor. Yani tamam biz bu partideniz, artık bu partiden başka bir parti istemeyiz. Varsa yoksa bir parti ölçüm partinin kendisidir gibi bir şeyi, sığ bir düşüncesi, buz bir düşüncesi yoktu. Yani çünkü siyaset, çünkü hayat her gün değişiyor. Evet. İnsanın siyasette de ortak şeyi hak üzere olmaktır. Hak yolda olmaktır. Doğru tarafta olmaktır ve doğruyu icra etmektir. Büyüklerimizin şeyi budur efendim. Kendisine bu konular sorulduğu zaman, yani bizim çok hevesimiz yok siyasete atılmakta. Ama siyaseti yapan arkadaşlarımız lütfen bunu hakkını vererek, efendim olması gerekeni yaparak gereğini icra etsinler diye teşvik ve tavsiyeleri vardı. Eyvallah. Hocam şimdi o dönemlerde bugüne baktığımız zaman cemaat, hoca efendi, irşat bu tür kavramları maalesef son dönemlerde biraz artık algı, verilen algılar öylesine değişti ki bunları konuşamaz hale geldik. Açıkçası konuşulması gerekiyor. Cemaat kavramını hoca efendinin gözünden de bir değerlendirelim istiyorum. Hoca efendinin çizmiş olduğu bir vizyon var. Cemaatlerin içerisinde kesinlikle olunması yönünde. Ama tabii bugün algıladığımız manada değil. Hoca efendi mesela ümmeti şöyle tarif ediyor. Bir sohbetinde bunu ifade ediyor. Diyor ki işte milyarlarca ümmet öylesine bir duruma hale getirildi ki suyla sanki yağ gibi bir şeye koyuyorsunuz. İkisi ayrılmış, ayrışmış durumda. Halbuki ümmet dediğiniz bir şeker gibi eriyip kaynaşmalı diyor. Çok birleştirici bir üslubu var. Yani şu tarikat, bu cemaattan ziyade ümmet birliğinden yana bir evet. Görüşü, fikri var. Sizin o günlere dair söylemlerini siz nasıl değerlendirirsiniz hoca efendi? Şimdi hocamız cemaati şöyle tarif ediyor. Cemaat hakla beraber olmaktır diyor. Hakla beraber. İbrahim evet. Aleyhisselam bir kişiydi ama hak yolda olduğu için cemaatti. Evet. İbrahim Aleyhisselam'a karşı çıkanlar çok insandı ama cemaat değil topluluktu. Yani şey yığın, şey böyle kontrolü başkalarının elinde efendim haktan sapmış bir topluluk. Cemaat bu. Öyle tarif etmişti hocamız. Tabii cemaatin bir de İslami bir şeyi vardır. Terim olarak şey vardır ki cemaat hak yolda doğru insanlarla doğru çizgide gidebilen, düşünebilen, efendim aklını kullanan, Kur'an ve sünnet üzere hareket eden topluluktur. Yani böyle şey yapıldığı zaman cemaatin tarifi bakımından. Ve bugün bu cemaat söz kelimesi ve buna benzer kelimeler, İslami terimler artık içi boşaltılmış kelimelerdir. Maalesef. Ve Türkiye'de cemaat diye ortaya çıkan insanların birçoğu topluluk durumundadır. Ve bu şuurdan uzaktır ve istismara müsait kelimeler durumuna getirilmiştir. Yani önüne gelen bir cemaat kuruyor, bir topluluk oluşturuyor ve güzel kelimenin altında yanlış işler yapılıyor. Vizyona uymayan, Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olmayan bir takım çalışmalar oluyor. O bakımdan Esat Efendimiz, mesela bizim bugünkü vizyonumuz, yani Esat Efendimiz'den sonra bu yolu takip ettiren Muharrem Nurettin Efendimiz bu şeyleri kullanmıyor. Neden kullanmıyor? Çünkü bu kelimelerin içi boşaltıldı. Birileri istismar ediyor bunu. Evet. Ve cemaat altında, adı altında İslam'ın değerleri
şey yapılıyor, heder ediliyor. O bakımdan daha yeni, daha uygun, daha şey kabul edilebilir şeyler kullanılıyor, isimler kullanılıyor. Efendim müsaadenizle bir ara vereceğiz ama aranın ardından özellikle 28 Şubat dönemi, Hoca Efendi'nin Avustralya'ya hicret etmesi ve vefatındaki işte son zamanlar yapılan açıklamalar bir kaza mıydı değil miydi? Acaba buna nasıl bakıyor cemaat? Onu da konuşalım istiyorum ve özellikle 1990'da Hoca Efendi'nin yazmış olduğu bir makale var ki hakikaten günümüze ışık tutacak bir makale. Bunu da aranın ardından paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Olur, konuşuruz. Efendim bizleri takip edin çünkü reklamların hemen ardından bu özel konuyu devam edeceğiz. Merhum Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi konuşmaya, anlamaya gayret edeceğiz. Ama aranın ardından. Efendim tekrar programımıza hoş geldiniz. 21. yüzyılın önde gelen mürşidi kamillerinden olan ilim, irfan önderlerinden Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi konuşmaya çalışıyoruz. Mehmet Ali Torlak konuğumuz. Sayın Hocam, reklamların hemen öncesinde cemaat kavramından biraz bahsettik. Müsaadenizle ben Hoca Efendi'nin 5 Mayıs 1990 yılında bir makalesinden kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Tabii uzun bir makale ancak çok önemli noktalar var. Bunları da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Hoca Efendi diyor ki, tek başına olsa bile hakikatle beraber olan cemaattir. Hakikatten kopmuş, ayrılmış olan yüz binlerce de olsa, milyonlarca da olsa, milyarlarca da olsa tefrikadadır. Cemaatin önemini burada ifade ediyor. Hemen arkasından da Hoca Efendi diyor ki, bugün maalesef tüm İslam alemi emperyalist güçlerin sultası altındadır. Kuş uçurtmazlar, takip ederler. Hem de kendisi takip etmez. Amerika John'la takip etmez, Smith'le takip etmez. Kimle takip eder? Adı senin benim gibi olan Müslüman insanla takip eder. Sahte bir takım organizasyonlar var. Topluyorlar insanları etraflarında, ondan sonra onları toptan satıyorlar. Topluyorlar Müslümanları, ondan sonra toptan satıyorlar. Burada bir şey izah etmek istiyorum. Rahmetli hocamıza bir grup arkadaş, efendim felancalar çok çalışıyor, okullar açtılar, bilmem işte yurtlar açtılar, üniversitede şu kadar büyüdüler, ticari kuruluşlar oldu. Biz de bu tür şeyleri biraz hızlandırsak falan diye teklif ettiklerinde rahmetli hocamız böyle biraz tebessüm, biraz da üzüntülü. Ben de sizi satıp zengin mi olsam diyor. Biz hür bir cemaatiz. Canımız istemeyince ceketimizi alır gideriz buyuruyor. Yani biz böyle birilerinin şeyiyle, yardımıyla, şununla bununla sizi satmam, efendim doğru yoldan, hak yoldan uzaklaşmam diye arkadaşlarımıza bu cevabı veriyor. Evet. Devamında diyor ki Hoca Efendi, götürüyor, olmadık yere bağlıyor. Bunlara dikkat edin. Mümin feraset gözüyle bunları anlayabilir. Ama ben yine ikaz edeyim, pasifize ediyorlar. Oyalıyorlar. Ha oldu, ha olacak. Ha gayret, biraz daha, biraz daha. Kafir, emperyalist doğrudan doğruya Türkiye'ye gelip müminle uğraşmaz. Nasıl uğraşır? Onların gelişmemesi için düzenler kurar. Öyle uğraşır. Hizmet ediyorum diyen insanları, hizmet ediyorum diyen organizasyonları irfan ile, irfan teraziniz ile tartınız.
Böyle bir takım şeylere körü körüne bağlanmak yok. Hür olun, hizmeti kendiniz tespit edin. Yapmaya çalışın, bir başkası engellerse itibar etmeyin. O hizmeti yapmak isteyen öteki insanlarla işbirliği yapın. Emperyalistlerin türlü oyunları var. İslam bir kimsenin hizmetiyle yürüyecek hale gelirse o kimseyi yok ederler. Her biriniz lider olacaksınız. Lider olmalısınız. Aksi halde İslami gelişmeyi söndürür bu emperyalistler. Çünkü dünyanın her yerinde elleri var, kulakları var. Bakın Filistin'deki çocuklarla başa çıkamıyorlar. Neden? Tek lider olmadığı için. Tek lider olmadığı zaman baş edemezler. Filistin'de elinde silah olmayan taşla askerlere saldıran çocuklara diş geçiremiyorlar. Onun için hizmeti yaygınlaştıracaksınız. Bir lidere ki burası gerçekten çok önemli. Bir lidere, tek hocaya, tek ekibe bağlanıldığı bir yığın insanı böyle üzüm salkımını sapından tutar gibi istediği yere götürüyor. Teşkilat kurduruyorlar. Teşkilatın başına kendi adamlarını, hain bir kimseyi koyuyorlar. Öteki insanların hepsini üzüm salkımı gibi oraya buraya götürüyorlar. Müsaadeli, ağabeyli, bilmem neli hizmet olmaz. Öyle şey yok. Tabi olmayın kimseye. Bana da tabi olmayın. Bana tabi olursanız beni sıkıştırırlar. Ondan sonra sen bu adamlara şöyle yap derler. Bana da tabi olmayın. İslam'a tabi olun. Allah'ın emrine tabi olun. Allah'ın dinine hizmet edin. Muhteşem bir makale. Evet. 26 yıl önce yazılmış, günümüze ışık tutan bir makale. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunun üstüne söz söylenmez. Evet. Efendim, çok güzel. Çünkü her insan kendi kulluğundan sorumludur. Hesabı birebir verecek. Önderler yol gösterirler. İkaz ederler. Uyarırlar. Görev bize düşer. Biz görevimizi yapacağız. Efendim, biz hizmetlerimizde hesap vereceğimiz şuuruyla hareket edeceğiz. Ve o günün şartlarına göre teciz olacağız. Yani hocamızın bu makalesi o günde lazımdı. Söyledi zaten. Bunun gibi çok söylemleri var hocamızın. Evet. Topluma çok söylemleri var. Bu makale bugün de lazım. Şu anda toplumlar bir takım göstermelik şeyler altında, organizeler altında tutuluyor, yönlendiriliyor. İhtiyaç olunca kesiyor, etinden istifade ediyor. Kırkıp yününden istifade ediyor. Sağıp sütünden istifade ediyor. Başına koyduğu çobanla. Halbuki Allah bizi Kur'an'a tabi olmamızı, efendim sünnete tabi olmamızı istiyor. Bizi Kur'an'a ve sünnete davet edenle biz beraber çalışırız. Yani İslam toplum dinidir. Ve mümin insanlar kendisinden başlamak üzere kendisi gibi düşünen insanlarla organize olmak, yol arkadaşı olmak, gücünü ve kuvvetini birleştirerek efendim hayatın şeyini devam ettirmek durumundadır. Bu bakımdan hocamızın bu söylemi çok çok yerinde bir söylem. Bizi çok uyaran bir söylem. Nurettin Efendimizin de buna benzer bir şeyi var. Aklınızı kullanın diyor. Duygularınızı istismar edenlere fırsat vermeyin diyor. Sizi gözünüzü yüzünüze bakıp, ayağınıza bakıp yüzünüze tokat atanlara aldanmayın diyor. Yani dolayısıyla bu hepimize lazım. Ama bu demek değildir ki kılavuzunuz olmasın, yol arkadaşınız olmasın, efendim başınızda bir büyüğünüz olmasın. Bu ona engel değil. Resulullah'ın ashabı Peygamber Efendimiz'e tabilerdi. Ama Peygamber Efendimiz'in etrafında pervaneler gibilerdi. Ama kendi üzerine düşen görevler bakımından da efendim o kadar hassaslardı. Resulullah bunları yapıyor, biz de yapmıyoruz diye efendim daha çok gayret ediyorlardı. Evet. İşte şey bu,
anlayış bu. Evet. Efendim, dilerseniz biraz da Avustralya'ya giden yolu konuşalım. O dönemleri biraz konuşalım. 28 Şubat dönemi Müslümanlar için çok zor bir süreçti. Hoca Efendi o anlarda neler düşünüyordu? Ve bu hareketin içerisinde nasıl bir tavır sergiledi? Ve hicrete giden yolda neler çekildi? Buradan biraz bahseder misiniz? Hocamız bu 28 Şubat hareketi olmasın diye bütün birimleri, siyasileri, vakıfları, dernekleri, efendim, etkili ve yetkili kimseleri uyardı. İkaz etti. Birlik olalım, şura kuralım, efendim, aramızdaki ufak tefek ayrılıkları kaldıralım, efendim, güçlerimizi birleştirelim. Siyasiler siyasi kanattan, efendim, dernek ve vakıflar kanadından, medya kuruluşlarımız bu kanattan, bu şeye fırsat vermeyelim diye önden uyarılarını çokça yaptılar. Hatta bu 28 Şubat'ı hazırlayan, efendim, bir takım güçlere karşı da İslam Mecmuası'nda çok şiddetli makaleler yazdı. Yani burası Müslüman diyarıdır, siz nereden geldiniz, bizi şeriatımıza nasıl söversiniz diye, yani herkesin takdirle karşıladığı makaleleri oldu. Hocamız bütün bu uyarıları yaptı. Hatta 28 Şubat'a gitmek üzere olan siyasilerden de şahıslara adamlar göndererek, efendim, haberler ileterek, şurada durmayın, şuraya geçin, şu çalışmayı yapın diye ve sakın bunların şu oyununa gelmeyin ve buna boyun eğmeyin diye özel, ben şahidim, telefonlarla konuştuğunu, siyasilerle konuştuğunu biliyorum. Oranın altını bir kez daha çizmekte fayda var hocam. Yani Hoca Efendi o dönemde diğer cemaat ve tarikatlara gelin, evet, fikri ayrılıklarımız olabilir ama böyle bir dönemde birlik olalım mesajı mı gönderdi? Evet, mesajı verdi ve bunu konuşmalarında, sohbetlerinde, efendim, ifade etti. Hocalarla konuştu, alimlerle konuştu. Şura heyeti kuralım dedi. Hı hı. Hatta hocamızın bu teklifine o zamanki, efendim, şey, yani bir parti müsbet bakmadı. Hatta dalga geçtiler. İşte top şurası, spor şurası, şimdi çıktı bir İslam şurası diye dalga geçtiler gazetelerinde. Yani buna biz şahidiz. Bu dalga geçilecek bir şey mi? Allah'ın emri bu. Öyle olunca yani böyle sonuçlar oldu. Ondan sonra artık teslim olmaktan başka şey kalmadı. Şey için, efendim, 28 Şubat'ta. Çünkü ileriyi görmek basiret işidir. Feraset işidir. Mürşidi kamillerin işidir. Evliyanın işidir. Efendim, toplumun önünde olmak sıradan bir şey değildir. Günübirlik siyasetlerle İslam kalkınmaz. Yani siyasetin çok derin bir şekilde envanterinin, fizibilitesinin yapılıp senelere, ileriki senelere dönük programlarla olur. Ben bugün karar verdim, işte şu çalışmayı yapacağım dediğin zaman bunun altyapısı nerede? Yani nasıl yapacaksın? Sen düz tarlada yürümüyorsun ki. Dost var, düşman var. Düşmanlarımız bizden çok ilerideler. Evet. Rahmetli hocamız bir sohbetinde, bir özel bir konuşmamızda öyle demişti. Bunların Müslümanlar aleyhindeki kurdukları tedbirleri, oyun ve tuzakları siz hayal bile edemezsiniz demişti. Yani onların Müslümanlar üzerindeki oyununu siz hayal bile edemezsiniz demişti. Evet, yani bu kadar düşman varken insanın düz yolda yürüyormuş gibi davranması doğru değil. 28 Şubat'a gelinmesi de, evet, hem siyasilerin hem de şeylerin, efendim, STK'ların görevlerini yapmaması sonucu olmuştur. Ve buna çanak tutan, çok Müslümanca gözüküp ama aslında Müslümanların aleyhinde olan bir takım gruplar da destekçi olmuştur, evet, 28 Şubat'a. O dönemde Hoca Efendi'ye direkt bir tehdit, herhangi bir
mutlaka var mıydı? Mutlaka olduğu efendim böyle burada açıklanmayacak efendim şeyler mutlaka oldu ve hocamız biliyordu bu işin kendi başına geleceğini efendim kendisinin tehdit unsuru olduğunu biliyordu ve hocamızın önünü kesmek, hocamızın bu şeyini Türkiye üzerindeki yapmış olduğu bu ciddi çalışmalar, bu gençlik çalışması, medya çalışması, siyasi sempozyumlar, efendim İslam'ın gündeme gelmesi, efendim Rus birliklerinin yani Rusya'nın dağılması sonucu efendim NATO'nun hedef olarak İslam'ı göstermesi, efendim bütün bunların karşısında ortaya konan güzel fikirler ve çalışmaların önlenmesi için bu 28 Şubat hatta bir takım medya kuruluşları, bir takım vakıflar, bir takım sahte tekkeler kurularak bu çalışmaların önüne geçilmeye kirli bir savaş başlatıldı. Tabii kirli bir savaş ve bunda tabii en şey olan, hedef olan rahmetli hocamızdı. Evet. Hoca Efendi'nin Avustralya Sydney'i tercihi neden? Yani orayı tercih etti. Şimdi hocamızın yurt dışındaki daha eskiye dayanan çalışmaları vardı. Hocamızın ilk Avustralya seyahati 1984'te bir aylık bir seyahati vardır. Hı hı. Efendim sonra 1988'de Avustralya'ya geldiler. Beni de hocamız 87'nin Haziran'ında Avustralya'ya gönderdi. Oradaki çalışmaları yürütmem için gönderdi. Mekke'de aldı bu kararı. 86'ta hacca gitmiştik. Orada bizi çağırdı. Bize oraya gitmemizi gider misiniz diye şey yapınca biz de siz bilirsiniz efendim dedik. O vesileyle oraya gittik ve o çalışmaları, oradaki çalışmalara yardımcı olmak için orada bulunduk. Elhamdülillah hocamızın şeyleri doğrultusunda çok güzel çalışmalarımız oldu. Avustralya'da Avustralya'yı tercih etmesinin sebebi Avustralya biraz daha böyle insani yönü öne çıkan bir şey. Yabancı topluluk, hı hı, ve bakire bir saha. Bir de Avustralya'nın etrafında İslam aleminin en yoğun nüfusunun olduğu İslam ülkeleri var. Endonezya var hemen yukarısında. Malezya var. Hindistan var. Ve ahalisi çok perişan. Daha çabuk ulaşılabilir. Ulaşılabilir, evet, bir şey. O bölgelerin de şey olması, efendim kontrol edilmesi, ileriye dönük oralarda neler yapılabilir, onun çalışmasının yapılması diye böyle bir şeyle. Bir de Avustralya'nın belki İslami çalışmalar daha kolay yapılabilir bir ülke olması bakımından orayı tercih ettiler diye düşünüyorum ben hocamızın. Hocamız tabii Avustralya'ya özel bir şey, özellikle 28 Şubat'tan sonra efendim Avustralya'daki çalışmaları daha kalıcı olmak üzere organizeler yaptılar. Evet. Hocam müsaadenizle buyur. Biraz daha özel bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz hep Hoca Efendi sohbetlerinden görüyoruz, tanıyoruz ama özel yaşantısında nasıldı? Mesela dostlarıyla sohbet ederken var mı özel anınız Hoca Efendi ile ilgili? Biraz da ondan bahsedelim. Tabii Allah dostlarının anıldığı yere rahmet iner. Yani Allah dostlarını anmak rahmet vesilesidir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri anıyor. Aleyhisselam efendilerimiz anıyor. Şunu da zikret, şunu da zikret diyor. Neden anıyor? Yani insanlar onların hayatlarını örnek alsınlar. Onlardaki örnekleri hayatlarına geçirsinler diye. Şimdi mesela sizin için İbrahim'de güzel örnekler vardır diyor Kur'an-ı Kerim'de. Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu, söylüyor. Biz de şimdi
Mahmud Esat Çoşan Efendimiz'in 81. doğum yıl dönümü münasebetiyle o mübareği anıyoruz. Bunlar Resulullah'ın vekilleri, varisleri olduğu için efendim onların güzel ahlaklarını toplum bilsin, tanısın diye efendim gündeme getirdik. O bakımdan size başında teşekkür edecektim ama şimdi şey oldu yani. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar Allah'ın has kulları, salih kulları, Allah'ın veli kulları olması bakımından toplumun bilmesi lazım bunları. Bilmesi lazım ki güzel insanı görsün, hayatını ona göre tanzim etsin. Bunlar Resulullah'ın zamanımızdaki örnekleridir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de efendim 3 sınıf insandan bahsediyor. Sağcılar, solcular, bir de sabikun zümresi diyor. Sabikun sonradan öne geçenler demek. Öne geçenler. Bunların eskilerin, sağcıların çoğu evvelki ümmetlerden, birçoğu da sonraki ümmetlerden diyor. Efendim sabikun zümresinin de diyor çoğu eski ümmetlerden, azı gelecek ümmetlerden. Yani az gelecek. İşte bu o azlardan, bu sabikun dediğimiz bu mübarekler. Hocamız çok güzel bir insandı. Yani sureten çok güzel bir insandı. Nasıl güzel bir insandı? Böyle vücut yapısı, efendim siması, el ve ayaklarının şeyi, mizanı çok yerinde bir insandı. Görünümü çok güzel bir insandı. Bana göre dünyanın en güzel bir insanıydı. Çünkü çok çok seviyorduk. Üslubu yani, da çok güzeldi. Yani, hocamızın üslubu çok edebi. Çok edebi. Hocamız edebiyatçıydı. Sözü yerinde ve güzel kullanırdı. Evet. Hocamızın sohbetlerine biz Ankara'dayken özellikle sohbetleri vardı. Sohbetlerine gidiyorduk. Yani ben mesela biraz rahatsızdım o dönemlerde. Efendim orada şifa buluyordum. Hocamızın sohbetlerinde ve sohbetlerini nasıl söylüyordu? Sanki yukarıdan aşağı bir şelaleden akar gibi konuşuyordu. Ve öyle bir yerinde kesiyordu ki, yani iştahımız varken kesiyordu. Öyle bitsin istemiyorduk. Çünkü bu söylemler ve bu sözler sadece kitaplardan derlenen sözler değil. Manevi şeyi olan sözler. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, siz Allah'tan hakkıyla korksaydınız, dualarla dağları yerinden oynatırdınız diyor. Eğer Allah'ı hakkıyla bilseydiniz, yani marifetullah sahibi olsaydınız, Allah gönlünüze sonu gelmez bir ilim verirdi diyor. Şimdi büyüklerimizin bu söylemleri gönülden gelen sonu gelmez bilgiler. Kıymetli bilgiler. Hatta hocamız bir konferansında diyor ki, yani bütün bu kendisinin bir vizyon sahibi, bir misyon sahibi olduğunu ifade etmek bakımından onu anlıyoruz bu cümleden. Söylenmedik söz kalır diye çok korkuyorum diyor. Bir konferansında. Yani bu topluma neler lazım, hangi bilgiler lazım onu söylüyor büyüklerimiz. Yani bir hayat tarzı sunuyor topluma. Evet. Yani bu mesela bir şey, bir insana bir tat bulaştırmak için ağzına bir çuval keçi boynuzunu verirsiniz. Adam bir çuval keçi boynuzu yer, bir parça tat alır ağzına. Esat Efendimiz'in konuşmalarının sonucunda buna ihtiyaç kalmadan sana lazım olan, topluma lazım olan tadı takdim ediyorlar. Bu bir şey, mürşidin o günkü topluma söylenmesi gereken sözler ve o günkü toplumun alması gereken tavır, o günkü toplumun olması gereken tarafı ifade ediyorlar. Ortaya güzel insan çıkıyor. O bakımdan hocamızın böyle şeyi de, konuşması da çok çok edebiydi. Ve hani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var ya, yani Peygamber Efendimiz şeyi var, konuşma tarzı nasıl ifade ediliyor bu? Cevami-ül ukul, cevami-ül kelim, böyle söylediği sözler birçok manayı ifade eden tam sözler oluyor. İşte onların yolunda olmak bakımından. Hocamızı böyle hali güzel, efendim, hocamız aile içerisinde çok müşfik bir kimseydi. Çok
merhametli ve çok ahde vefalı bir insandı. Bizimle beraber 3 ay aynı evde beraber kaldık. 3 ay. O döneme dair bir hatıranız. 3 ay aynı dönem evde kaldık. Efendim bir gün kaldığımız ev de çok dökük bir evdi. Efendim benim de 5 tane çocuğum vardı. Ama bir gün rahatsızlığını ifade eden bir tavrına rastlamadık. Yani şey çok güzeldi. Hocamız ahde vefalı bir insandı. Çok sadık bir insandı. Hatta bir gün Avustralya'dan dönüyorken uçakta motorun birisi duruyor. Pakistan'a gidiyorken uçak böyle birden bir yere çarpmış gibi çarpıyor ve baş aşağı gidiyor. Hocamız o çarpma anında bulunduğu yerden 3 sıra öne gidip bir adamın boynuna biniyor. Yani evet. Ve oradan aşağı düşüyor. Bir uçak böyle aşağı gidiyorken tamam diyor uçak düşecek ama benim hanım ne olacak acaba, nasıl ölecek, bir an önce yanına gideyim diye. Yani bu benim hocamın emanetidir diye hanımına olan sadakatini efendim ve sevgisini ifade ediyor. Kendisini düşünmüyor, onu düşünüyor. O bakımdan böyle hocamızın yol arkadaşlığı çok güzeldi. Hiç usanmazsınız. Biz bir ay, iki ay, 50 kişilik, 50 arabalık, 40 arabalık seyahatlerimiz oldu. Biz hiç yorulmadık hocamızla beraber olmaktan. Çünkü yormuyordu. Yani Resulullah'ın sünneti üzere bir şey vardı. Tavır ve davranışı vardı. Ahlakı, kalitesi bir İstanbul beyefendisiydi. Yani kendisi zaten seyitti. Efendim, babası tarafından seyit, mübarek bir insan. İlmi ve irfanı çok yüksek bir insandı. Yani onunla beraber olup da sevmemek mümkün değil. Hocam aslında normal süremiz bitti. Evet. Ama gerçekten izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu programa çok destek verdiler. Efendim bir ara daha verelim müsaadenizle. Programı devam ettirelim. Peki. Arkadaşlarımızla devam edelim diyorlar. Efendim bir ara verelim. Bu güzel sohbeti aranın ardından devam ettireceğiz. Efendim gerçek bir ilim, fikir ve aksiyon adamı olarak kendisini tarif ediyorlar sevenleri. Merhum Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi anarken onu anlamaya çalışıyoruz programımızda. Mehmet Ali Torlak hocamızla birlikteliğimiz son bölümde de devam ediyor. Hocam öncelikle Türkiye'nin birçok yerinden mesajlar geliyorlar. Selamları var izleyicilerimizin. Gerçekten hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İlgiyle takip ediliyor programımız. Aslında bu konuyu konuşmak beni çok üzüyor ama muhakkak Hoca Efendi'yi de izleyenler, takip edenler, gönül verenler de üzüleceklerdir. Kaza gününe bir gidelim mi? Neler yaşandı o gün? Söylentiler de var. Hani Hoca Efendi'nin normal bir kazada vefat etmediği, bir suikast olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Kısaca bunu bir konuşalım. Nasıl görülüyor cemaat içerisinde? Şimdi hocamız bulunduğu pozisyon itibariyle, savunduğu dava itibariyle dost ve düşman tarafından biliniyor. Dostlar seviyor ama düşmanlar hedef gösteriyor. Ve hocamız bunu biliyordu. Kendisinin hedef olduğunu, hatta bizim nefes alıp vermemizi takip ediyorlar demişti bana bir keresinde. Efendim, hatta evinin şöyle 50 metre ilerisine efendim bir çiçekçi adam getirdi, arabasını yerleştirdi. Hocamız vefat edinceye kadar orada durdu. Avustralya'da. Çünkü biraz önce okuduğunuz makalede evet. Efendim bunlar ya satın alırlar, ya korkutur, sustururlar ya da öldürürler.
hocamız çıktı bu Allah'ın dinine hizmet yolunda her şeye rağmen can feda etmiştir. Yani hocamız normal bir trafik kazasıyla ölmedi. Hocamız bir çarpışma sonucu şehit düştü. Yani hocamız cephede şehit düştü. Siz orada mıydınız? Avustralya'daydınız. Biz Avustralya'daydık ama hocamızla beraber değildik. Efendim hocamızla damadı merhum Profesör Ali Uyar, Ali Yücel Uyarel Bey vardı. Şoför arkadaşımız vardı. Bir de yine Sydney Wollongong'dan bir arkadaşımız vardı. Dört kişi verdi arabanın içerisinde. Dabo'dan sabahleyin yola çıkmışlar. Efendim arkaları önlerine bir tır geçiyor ve bu tır yol vermiyor hocamıza. Uzun süre. Arkalarında da yine bizim bir arkadaşımız başka arabasıyla beraber, o da onları takip ediyor. Efendim öyle bir yola geliyorlar ki yolun kaçacak hiçbir tarafı yok. Yani bir gidiş bir geliş var ama arada herhangi bir şey yok. Yolun sağı da solu da orman. Yani iki araba yan yana zor geçer. Kaçamazsın kaçmak istesen de. Efendim öyle bir yerde hocamızı tam yol vermeyen tır tam bir zaman geliyor. Karşıdan gelen tırın önüne geçiyor. O tıra yol veriyor yani. Tır önden çekilince birden karşıdan gelen tırla kafa kafaya geliyor hocamız. Arkadaş kurtaramıyor. Yani ve tırın şoförü araba kenara çekilince tır tabii koca tır çarptığı zaman da dolduruyor. Bir takım evrak dolduruyor şeyine. Yani bilerek vurduğu oradan belli. Yani hocamız orada şehit edildi tabii. Yani o kaza bir pazar günüydü. Tabii bütün dünyamız yıkıldı. Biz hocamıza tabii ölümü yakıştırmıyorduk yani. Daha 63 yaşında bir insan daha enerji dolu, bilgi birikim dolu. Yani bir insan kolay yetişmiyor Mehmet Ali demişti. Bir insan kolay yetişmiyor. Yani öyle bir insan kolay yetişmiyor. Hatta bir arkadaşımız rüyasında Mehmet Said Kotka Efendi Hazretleri'ni görmüş. Hocamız göreve geldiği zaman. Hocamız ona buyurmuş ki böyle kimseler hocamızı işaret ederek 400 yılda bir gelir demiş. Buyurmuş rüyasında. Evet hocamız gerçekten öyle bir insandı. Bakın hocamızın fikirleri, şu anda çıkan kitapları, Akra'da yaptığı konuşmalar belki asırlara akıp giden bir şey olacak. Bilgi birikimi bir medeniyet şeyi olacak. Rahmetli hocamız bir aile konferansında arkadaşlar biraz şeye geç geldiler. Konferansa geç geldiler. Biraz gevşek tuttular. Yemeğe uzattılar filan. Hocamız tabii biraz üzüldü ve orada herkes geldikten sonra buyurdular ki bakın ben bu konuşmaları sadece size yapmıyorum. Ben bu konuşmaları milyonlara yapıyorum. Evet. O gün 90'lı yıllar hocamız bu sözü söylüyor ve bugün bu konuşmalar milyonlar tarafından dinleniyor. Yani hocamızın konuşmaları, söylemleri asırlara ışık tutacak şeyde. O bakımdan yani muhterem Muharrem Nurettin Efendimiz yani ben babamın söylemlerini hayata geçirmek için bu vakfı kuruyorum demişti. Meç Vakfı'nı. Evet. Mahmud Esaçmış. Evet. Bu fikirlerin hayata geçmesi lazım. Çünkü ihtiyacımız var. Bakın bu 26 sene önce söylenmiş söz bugün bize lazım. Evet. Lazım. Yani şimdi hocamız bir yenileyiciydi. Mesela İmam Gazali Hazretleri müceddittir. 2000 yılın yenileyicisidir. Esat Efendimiz de hem İslam'ı anlamak
hem de tasavvufu kavramak bakımından zamanımızın yeni bir ekolünün kurucusudur. Ve bir hayat tarzını, bir hayat anlayışını öne koyan bir şeydir. Bu kitaplarını ve söylemlerini dinlediğimiz zaman çok muazzam bir şey, pencere açılıyor. Yani mesela bir insan Akra FM'de ya hocamızın sohbetini dinlese, sıradan bir insan, cahil bir insan, alim olur. Bir alim dinlese, arif olur. Bir arif bir kimse dinlese, aşık olur. Allah'a, Resulüne aşık olur. Bir devlet başkanı, idareci dinlese, adil olur. Bir ticaret erbabı dinlese, kılı kırk yararcasına bir şey, tüccar olur. Yani toplumun her kesimine, her kesiminin kabul edeceği bir üslup ve bir tarzla efendim şeyi ortaya koyuyor. Hakikati ortaya koyuyor. Resulullah'ın hayat tarzını ortaya koyuyor. Hocamız sıradan bir insan değildi. Evet. Öyle yani işte bazen böyle bazı camilere gidiyorduk Avustralya'da. İşte İmam Efendi diyordu ki hocam buyur konuş, biz her gelene müsaade ediyoruz, sen de konuş. Böyle diyordu. Yani şimdi biz üzülüyorduk tabii. Hocamız pek renk vermiyordu ama öyle zannediyor. Halbuki öyle değil. Bu topluma gerçek önderler lazım. Evet. Yani hocamızdan biz bunu gördük. Daha biz yeterince hocamızı anlamadık daha. Daha henüz söylemlerini icra edemedik. Peki hocam, Hoca Efendi'yi anlama adına onun öncülük etmiş olduğu hizmetler bugün nasıl devam ediyor mu? Bunu biraz konuşalım mı? Konuşalım. Çünkü biraz önce söylediğim, hocamızın bu söylemlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet. Yani bunlar havada kalmamalı. Kesinlikle. Hocamızdan sonra göreve gelen Muharrem Nurettin Efendimiz işte tam da bu çalışmayı yapıyor şu anda efendim. Çünkü biraz önce sohbetin başında söylemiştik. Her yeni gelen mürşit, lider, rehber yeni bir usul getirir. Yeni bir tarz getirir. İşte ve her birinin görevi şey farklı oluyor. Mesela Mehmet Said Efendi Hazretleri Allah demenin yasak olduğu zamanlarda caminin içerisinde o şey sade bir ortamda efendim insanlar yetiştirip cemiyetin önüne çıkarıyor. Efendim Esat Efendimiz döneminde şey İslam'ın, tasavvufun, ümmeti Muhammed'in ihtiyaçları olan çalışmaların bir anda gündeme getiriyor ve topluma bunu açıkça sunuyor. Gizlemeye gerek yok artık. Açıkça sunuyor. Şimdi bu söylemlerin, bütün bu güzel söylemlerin hayata geçmesi gerekiyor. Kendisinden sonra gelen efendim varisi bunları hayata koyma çalışması yapıyor. Elhamdülillah. Şu anda bu çalışmalar çok daha düzenli, çok daha sistemli ve çok daha kalıcı, belki asırlara şey yapacak bir sistem de yürütülüyor. Ve daha ziyade toplumun, şahsın görev kendi üzerine tevdi ediliyor. Ya. Sen Allah'a güzel kul olmak istiyor musun? Buyur sana hizmet şeyi, bu çalışmanı yap. Benden bekleme diyor. Çalışma budur, buyur yap. Çünkü hesabını sen vereceksin. Ya Hoca Efendi yapsın, himmet buyursun, işte efendim bütün her şeyi ona yükleyelim. Hoca Efendi gelsin bizi ziyaret etsin, işte Hoca Efendi'nin evini bir ziyaret edelim, elini öpelim filan. Görevi böyle bitmiyor. Böyle olması doğru değil. Yani yüzmeyi herkesin öğrenmesi lazım. Öğrenmesi. İşte onun için hocamız mesela bugünkü büyüğümüz bu KAP bir takım platformlar kurdu. Bunlar çok kıymetli platformlar. Kur'an'ın anlamıyla buluşmak. Yani bir mümin insan için en önemli şey nedir? Kur'an'dır. Çünkü Kur'an bizim rehberimiz, yol göstericimiz. Bunu anlamazsak hayatı değerlendiremeyiz ki. Cennetin yolunu bulamayız. O zaman ne oluyor? Herkesin Kur'an'ı bir şekilde anlaması icap ediyor. Kur'an'ın ona takdim edilmesi lazım. Ve herkes Kur'an'ın muhatabı olması lazım. Mesela şimdi Peygamber Efendimiz zamanında vahiy indi. İniyordu. Evet. Allah-u Teala Hazretleri Resulü ile irtibatlı halindeydi. Şey Cebrail vasıtasıyla. Evet. Ya da onsuz. Peki bizim Allah'la bir irtibatımız olmamalı mı? Olmalı. Onunla irtibatımızın en canlı şeyi, aleti Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Öyleyse toplumun her kesimi bu şeye
merkeze gelmesi lazım. Yani toplum merkeze gelmeli. Mümin toplumlar merkeze gelmeli. Müslüman olmayan toplumlar da hakikat bilgisine bir şekilde ulaşmalı. Bu görev de bize düşüyor. Onun için herkesin Kur'an'a gelmesi lazım. Herkesin mesela Son Peygamber platformu var. Ve bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Mesela geçen sene Peygamber Efendimiz'in hadislerini toplayan İmam-ı Nevevi Hazretleri'nin Riyaz-ı Salihinden imtihan yapıldı. Efendim yarışma yapıldı. Çok büyük bir grup katıldı. Yani bunlar çok azımsanacak şeyler değil. Evet. İnsanın ilmi halini bilmesi, bu sene mesela yine Kur'an mealinden yarışma var, Ufka Yolculuk Yarışması. Evet. Bunlar kaç bin insanı, yüz bin insanı Kur'an'la buluşturacak. Bunlar çok kıymetli şeyler. Hocamızın söylemlerinden çıkarılmış şeyler bunlar. Sağlıklı gıda ve helal beslenme. Mesela bu çok büyük bir şey. Sağlıklı gıda, yani helal beslenme. Hocam, bu bakımdan yani bugünkü bu çalışmalar elhamdülillah çok sıhhatli bir şekilde, çok disiplinli bir şekilde, hem de Resulullah'ın iş tutuş tarzıyla devam ediyor. Yani Hoca Efendi sohbetlerinde de zaman zaman vurguluyor. İslami metottan bahsediyor. Herhalde özet olarak şunu söyleyebiliriz. Mehmet Said Kotku Hoca Efendi'nin o dönemin hemen sonrasında Esat Coşan Hoca Efendi yeni bir metot uyguluyor. Zamana ve şartlara uygun. Uygun olan. Şimdiki dönemde de yine hizmetlerin daha sağlıklı yürümesi adına yine farklı metotlar uygulanıyor. Çok güzel. Yani buyurduğunuz gibi. Yani bu çok önemli çünkü zaten alışılagelmiş işi yapmak marifet değildir. Evet. Yani hani Mevlana Hazretleri canım diyor, şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır diyor. Eyvallah. Çünkü zaman değişiyor, muhatap değişiyor, şartlar değişiyor. Yani öyle eskiye kalmış efendim, sarığı sararsın, cübbeyi giyersin, sakalı da bırakırsın, bir şeyde tekke de açarsın, orada şeyhlik yaparsın. Yani bu değil şey. İslam'ın vizyon. Evet. Misyon bu değil. Bu toplumu gerisinde kalmayıp önüne geçip topluma yol göstermektir asıl olan. İşte büyüklerimizin farkı burada belli oluyor. Evet. Yani bu bakımdan yani hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Efendim mesela hocamızın orman dikme çalışmaları, teklifleri, efendim yeşil çalışmaları, efendim bunun gibi birçok şeyde topluma örnek olacak. Hatta bu Konya'nın Ankara'dan Konya'ya, Konya'dan Karaman'a bütün yol boylarına ağaç dikme teklifini hocamızın teklifidir. Bu konuda belediye başkanı arkadaşımızın da destekleri olmuştur. Yani kimsenin aklından geçmezken hocamız bu çalışmaları teklif etti. Hatta belediye başkanlarını Avustralya'ya davet etti hocamız. 8-10 tane belediye başkanını efendim oranın belediyecilik çalışmalarını yerinde görsünler diye. Evet. Çok özür diliyorum hocam. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi bir izleyicimiz demiş ki Çevre Bakanlığı yokken Hoca Efendi çevreyle ilgili çalışmaları vardı diyor. Evet. Muhteşemmiş. Aynen öyle efendim. Yani biz hocamızın daha çok anlayacağımız şeyler var. Çünkü şimdi tasavvufi şeylerde şöyle bir ifade vardır. Allah o günün insanına söyleyeceği sözü evliyasının dilinden söyler diyor. Eyvallah. Rahmetli hocamız bazen mesela sohbet isterlerdi. Ankara'dan telefon ediyorlardı. Efendim şu programımız var, buraya bir konuşma yapar mısınız? Bu anında çıkmış bir şey yani. Hocamız alıyordu eline telefonu, 10 dakika ya da 15 dakika konuşuyordu. Ama o kadar güzel bir konuşma ki, efendim bu nasıl oluyor filan dedi. Mehmet'e diyor, ben de bilmiyorum diyor. Şimdi aynı konuşmayı bir daha yapmak istesem yapamam diyor. Şimdi bunlar
büyük insanların, mürşidi kamil insanların o günkü topluma lazım olan bilgiyi aktarma çalışması. Evet. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kul Allah'a farzları yaparak yaklaşır. En çok farzları işleyerek Allah'a yaklaşır. Nafilelerle yaklaşmaya devam eder diyor. Öyle yaklaşır ki diyor artık o Allah'ın gözüyle görür, benimle görür, benimle duyar, benimle konuşur, benimle yürür diyor. Ve benimle tutar diyor. Yani bu hadisi şerif bu. İnsan böyle bir makama geldiği zaman o insan şaşmaz. Yani o insan şey olmaz. Efendim yanlış şey söylemez. Söylemedi hocamız. Hiçbir yanlış, şeriata ters hiçbir iş söylemi olmadı hocamızın. Hocamız biraz efe bir insandı. Yani ne bilmiyordum. Efe bir insandı. Öyle kimseye eyvallahı yoktu. Yani o kadar mütevazi, o kadar alçak gönüllü, o kadar tatlı bir insandı ama şeriat konusunda efe bir insandı. Öyle birinin ne eyvallah edeyim, efendim ona tabasmus edeyim, işte onun da gönlü olsun diye şu fetvayı vereyim diye bir şey olmadı hiç hocamız. Olmadı. Başörtüsüyle ilgili Türkiye'den telefonlar ediliyordu 28 Şubat'ta. Ben size böyle bir şeye yapın diyemem çünkü bu Allah'ın emridir. Ben söylesem vebal olur diyor. Ben nasıl bunu söylerim? Siz mücadelenize devam edeceksiniz. Eyvallah. Ve aileleri, anne ve babaları bu konuda efendim teşvik ediyordu. Kendisi fiilen bu işin uygulandığı zaman Ankara'da okula gidip bu çocukların başörtülerine efendim müdahale etmeniz hukuka aykırıdır diye fiilen gidip velilere örnek olmuştur. Öyle bir şey yönü de vardı hocamızın, efe yönü de vardı. Onun dünyası yani bütün dünyaydı. Küçük bir yer değildi. Yani bütün dünya insanlığı şey yapan bir vizyonu vardı hocamız rahmetliğin. Efendim ne kadar çok konuşsak o kadar zevk alacağız. Zevk alıyoruz. Ben bu programı neredeyse 5 yıldır devam ediyoruz bu programa. Çok samimiyetimle söylüyorum. En çok keyif aldığım programlardan biri oldu diyebilirim. Hoca Efendi'den bu harekete gönül vermiş, gayret etmiş abilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Ben hocamızla ilgili birkaç hatıramı anlatmak istiyorum. Hocamızla 35-40 kişilik bir grupla itikaf yaptık Melbourne'da. İtikaf 10 gün, Ramazan son 10 gününde yapılır. Hı hı. Tesbihle, zikirle, Kur'an'la, duayla geçirirsin bu şeyi. Kuvvetli sünnettir. Efendim, böyle itikaf devam ediyorken ben talebelerle fazla meşgul olduğum için, yani itikafa giren arkadaşlarla meşgul olduğum için hutbemi hazırlayamadım. Cuma hutbesini hazırlayamamamın sebebi de şey, yani hocamızın huzurunda hutbe okumak çok zordu. Yani ne konuşacağım ben hocamızın huzurunda? Efendim gün geldi çattı, perşembe gününe kadar bir şey hazırlayamadım. Ama cuma hutbesine çıkacağım. Efendim, perşembe günü geldi, hocamız hiç mutat olmayan bir şekilde öğle namazından sonra buyurdular ki toplanın. Biz hemen toplandık. Efendim, hocamız konuşmaya başladı. Ben dedim ki tamam, bizim cuma hutbemizi hocamız konuşuyor dedim. Efendim, çünkü hocamız yaptığı konuşmalarda, o itikafta boyunca yaptığı konuşmalarda efendim biz bu konuşmaları banta alalım mı diyesin. Yok, almayın banta. Aklınızda ne kalırsa onları kaydedin demişti. Biz de banta almıyorduk, öyle dinliyorduk. Ama daha birinci cümleden ben anladım ki yarınki cuma hutbesini konuşuyor hocamız. Hemen aklımızda tuttuk arkadaşlara hocamız. Hocamız sohbeti bitirdi gitti. Tamam dedim, bu bizim cuma sohbetimiz dedim. Efendim, arkadaşlara dedim ki herkes aklında olanı yazsın dedim. Efendim, ben de benimkilerini yazdım. Güzel bir hutbe çıktı. Marifetullah'la ilgili. Eyvallah. Allah'ı bilmek ve tanımakla ilgili.
efendim. Hutbeyi okudum. İkindinde sohbetinden önce oturduk. Hocamız buyurdular ki bugünkü hutbe çok güzeldi. Keşke kaydı alsaydınız bunu dedi. Hocamız bu şeyde. Arkadaşım birisi de dedi ki efendim yanlışlıkla kaydı aldık. Nasıl oldu? Yani önce hocamız cuma vaazı yapıyor. Evet. Ona kaseti koyuyoruz. Hocamızın konuşması çekiliyor. Evet. Ama arkadaş cuma vaazından sonra ben hutbeye çıkacağım. Kapatmayı unutmuş. Benim hutbemi de şey aldı. Yani böyle kerametleri çok çok olan bir insandı. Efendim bir kere bir arkadaşımız vardı. Lübnanlı bir kardeşimiz. Çok samimi, temiz bir insandı. Camiye devam ederdi. Bizimle bazen itikafa da girdiği oldu. O buyurdu ki hocamız ayrıldıktan sonra 88'de buyurdu ki Hoca Efendi burada olduğu sürece sabahleyin geliyorken caminin üstünde bir nur oluyordu dedi. Hoca Efendi gittikten sonra o nur kesildi dedi. Yani bir Lübnanlı kardeşimiz. Yine bir Mısırlı kardeşimiz Newcastle, Sydney Newcastle'da efendim Cuma camisine gittik Newcastle'da. Yani Arapların camisi. Hoca Efendi hutbeden indi. Hocamızı tanıştırdılar arkadaşlar. İngilizce. İlk defa karşılaşıyoruz. O Hoca Efendi buyurdu ki, dedi ki ne zaman gidiyorsunuz, Türkiye'ye dönüyorsunuz? Bir iki gün sonra döneceğiz dedi hocamız. Efendim gitmeyin dedi. İslam'ın nuru Avustralya'nın üzerinde biraz daha fazla dolaşsın. Eyvallah. Yani ilk defa karşılaştık. Yani mübarek, mübarek insan. Efendim uzun bir yolculuğumuz oldu. Melbourne'dan ta Brisbane'a. Efendim 5000 kilometrelik bir yol. 40-50 araba. Cuma namazını kıldık gittiğimiz Mariba kasabasında. Cuma'dan sonra oradaki insanlarla tanıştık. Bir tane Güney Afrika asıllı bir kardeşimiz, Müslüman bir kardeşimiz cuma sonrası geldi. Hocamızın elini öptü. Dedi ki benim şeyhim öleli 3 sene oldu dedi. Efendim dua ediyordum ki Allah'ım bana bir mürşit gönder de ders alayım. Siz benim duamsınız dedi. Hocamızdan ders aldı. Ya. Biz, yani güzel, güzel, çok güzel günlerimiz oldu. Allah'ım düşenalar olsun. Biz eğer bir takım güzellikler kazandıysak bu yolda kazandık. Büyüklerimizden gördük bu güzellikler hepsini. Evet. Yani her türlü nimete onların yüzü su hürmetine ulaştık. Onları seviyoruz. Efendim onların sevgisini kazanmak istiyoruz. Ahirette de onlarla beraber olmak istiyoruz. Çünkü bu bize Allah'ın emri. İhdine sıradan müstakim, sıradan lezine en'amte aleyh. Nimetlendirdiklerinin yoluna ya Rabbi bizi ilet diyoruz. Her Fatiha'da. Onlar kim? Onlar peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitler. Ayet-i kerime, başka ayet-i kerime de bu söyleniyor. Ve onlar ne güzel arkadaş diyor. İnsanın yol arkadaşı. Yani biz hocamıza güzel talebelik yapamadık ama onları seviyoruz. Allah şefaatlerini erdirsin inşallah. Tabii, çok teşekkür ederim. Ülkemizde belki milyonlarca insanın fikri ve ahlaki temellerin altyapısında Hoca Efendi'nin gayretleri, çalışmaları gerçekten çok fazla. Çok. Bunu şöyle ifade edeyim ben. Sözünüzü kestim. Lütfen, affedersiniz. Yani şu anda Türkiye'de yapılan güzel çalışmaların efendim bize gözüken tarafı hocamızın elemanlarının çalışmalarıdır. Eyvallah. Efendim tabii siz cumartesi günü tekrar Avustralya'ya döneceksiniz. Yani cumartesi günü İstanbul'a gideceğim. Evet. Ayın 16'sında da Avustralya'ya döneceğim inşallah. Programımıza katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrar Hoca Efendi'yi konuşmak. Onun açmış olduğu bu hizmet kapısında ilerleme anlamında da inşallah önümüzdeki süreçlerde de bu programları devam etmek ettirmek arzusundayım. Sanıyorum sadece vefatında değil Hoca Efendi'nin doğum günlerinde de programlar, etkinlikler yapılacak. İnşallah bizler de bunun takipçisi olacağız. İnşallah hocalarımızın kitapları Mehmet Said Kotku Efendimiz'in
kitapların hepsi rahmetli hocamız döneminde tekrar tekrar basıldı. Şimdi yeniden şeyler de hadisleri de tahric edilerek bütün şey incelenerek nefsin terbiyesi, hadislerle nasihatlar, cennet yolları efendim gibi eserleri, diğer bütün tasavvuf ahlak gibi eserleri de basılıyor. İnşallah toplumumuzun hizmetine sunacağız. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Server iletişim şeyinin grubunun inşallah daha güzel çalışmalar olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Hayırlı hizmetlerde buluşmak dileğiyle efendim. Çok sağ olun tekrar. Efendim gerçekten yüzlerce mesaj geldi. Teşekkür mesajları. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah programımızı hemen birkaç gün içerisinde de arkadaşlarımız internet ortamından paylaşacaklar. Oradan da takip edebilirsiniz. Zaman zaman böyle güzel programı bizler de arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de inşallah birlikte oluruz inşallah. Birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.